Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Trakya turumuzun ilk durağı olan Lüleburgaz'dan hepinize sevgiler. Merhaba Telebir TV izleyicilerimiz. Bugün Trakya'nın güzel ilçesi Lüleburgaz'dan sizlere sevgi ve selamlarla merhaba diyoruz. Sevgili başkanımız, ilk dönem başkanı Sayın Doktor Murat Gerenli. Sayın evet. Gerenli hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Aslında biz hoş bulduk. Ben sizlere öncelikle hoş geldiniz diyorum. Evet, biliyorum. Bizim makamınızı da kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lüleburgaz'da bulunduğunuz için ben teşekkür ediyorum size, Telebir TV ailesine. Çok teşekkür ediyorum ve bütün Telebir izleyicilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Şimdi ilk sorum Sayın Başkanım, rekor oyla bu makam koltuğuna oturdunuz. Bununla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Teşekkür ederim. Rekor oy değil de Lüleburgaz yani halkının kadarıyla çoğunluğunun tercihiyle demek istiyorum ben bunu. Sevgisini yani, kazandınız. Aynen öyle. Bu %66 civarında 55'lik bir oyla seçildim. Bu beni tabii ziyadesiyle fazlasıyla mutlu etti. Ama bir o kadar da sorumluluğumun fazla olduğunu düşündürtüyor bana. Çünkü Lüleburgaz'da yaşayan 3 kişiden ikisi bize bu konuda yetki verdi. Ve demek ki artık bizim daha yoğun, daha iyi çalışmamız ve Lüleburgaz halkına daha iyi hizmet etmemiz gerekiyor. Bu oyu nasıl aldınız derseniz, biz sadece şunu söyledik. Artık bu ülkede kutuplaşma istemiyoruz. Artık birbirimizi düşmanca görmeden, birbirimizi anlayarak, kimseyi ötekileştirmeden ve yerel siyasette yapılması gereken şey sadece hizmettir. Lüleburgaz halkına hakkaniyetle, adaletle, eşit şekilde hizmet edeceğiz ve Lüleburgaz'ı daha iyi bir geleceğe taşıyacağız dedik. Sanıyorum inandırıcı olduk ki bu desteği aldık. Evet, hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Doktorsunuz asıl evet, mesleğiniz. Evet, tıp doktoruyum. Hı-hı. Tıp doktorsunuz. Branş nedir? İç hastalıkları uzmanıyım. İç hastalıkları. Doktorluk mu daha kolay yoksa başkanlık mı? Şimdi başkanlık çok zor onu biliyoruz ama tabii sizden. İkisi de aslında her canını de kendi teslim ediyor. Açısından zorlukları var. Ama hekimlik biraz daha zor. Çünkü verdiğiniz kararların asla geriye dönüşü yok. Çok doğru kararlar vermek zorundasınız. Ve bu aşamada da yapacağınız adımlar, atacağınız adımlar kesinlikle zorlayıcı bir şekilde sizi sıkıntıya sokabilir. Ama diğer tarafından belediyecilik de çok zor. Burada vereceğiniz kararlarda kentinizin geleceğiyle ilgili çok önemli, gelecekle ilgili sıkıntılar ya da olumlu gelişmelere götürecektir kenti. Dolayısıyla İki taraftan baktığınızda her ikisinde kendince zorlukları var. Bu sorunuzun cevabı. Ama dediğim gibi her işi yaparken en iyisini yapmaya çalışmak ve en doğru kararları vermeye çalışmak gerekiyor. Bu sorumluluk duygusuyla her ikisi de yapılabilen güzel meslekler. İkisini yapmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Siz zaten sorumluluğu çok genç yaşta almışsınız. Daha yani 19-20 yaşlarında üniversitede tıp fakültesine girerek bu sorumluluğu zaten kabul etmişsiniz. Bu şekilde de devam ediyor. Evet. Size başarılar diliyorum. Sağ olun, çok bu arada biz tabii Çınaraltı sohbetleriyle ilgili aslında sizi bu akşam ziyaret ettik. Bu akşam birkaç saat sonra oraya geçeceğiz. Evet. Birlikte. Saat 19'da yanılmıyorsam. 19'da başlayacak. Onunla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz seyircilerimize? Elbette. Çınaraltı sohbetleri 3 yıldır Lüleburgaz'da devam ediyor. Evet. Lüleburgaz'da yerel demokrasiyi yaygınlaştırmak, katılımcılığı arttırmak ve halkımızın dalında uzman kişilerle buluşmasını sağlamak için bu Çınaraltı sohbetlerini yapmaktayız. Bugün 26. Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ'u konuk edeceğiz. Bunun heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. En güzeli şu, bir park ortamında, çınarın altında çaylarımızı içerken böyle dalında uzman kişilerle sohbet etme, onları dinleme ve onlara soru sorup onlarla iletişim kurma şansı yakalıyoruz. Ve o yüzden Çınaraltı sohbetlerini çok önemsiyoruz. Peki halktan insanlarımız da bu sorulara iştirak edebiliyor mu? Sorular elbette, sorabiliyor mu? Elbette, yoksa elbette. Sizlerin hazırladığı sorularla mı? Yok, hayır. Yani herkes daha önce konuklarımız geldiğinde şu an mesela bir harekat var. Onunla ilgili
sorular elbette, olabilecek mi? Elbette. Sayın İlker Başbuğ'un yorumları nedir bu konuda? Çünkü bir asker olduğu için belki kesinlikle o konularda öyle da biraz danışmamız gerekiyor kesinlikle diye düşünüyorum. Onun dışında konuklarınız olacak mı? Elbette. Önümüzdeki dönemde yeni konuklarımız olacak. Onlarla da görüşmeler içerisindeyiz. Her yılı temalı yıl olarak kutluyoruz Lüleburgaz'da. Bu 2016 yılından beri devam ediyor. Bu yılın teması özellikle Şanlı Kurtuluş Savaşımızın başlangıcının 100. yılı olduğu için Atatürk'ü anlama, anlatma ve gençlik yılı. O nedenle bizimle, gençlerimizle Atatürk konusunda, Atatürk'ün kişiliği ve bize aktarmak istedikleri konusunda daha çok bize fikir sahibi verebilecek misafirlerimizi konuk ediyoruz. Ve gençlerimizle bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Bu konsept doğrultusunda farklı konuklarımız olacak. Daha önce Sinan Meydan'la görüştü, geldi buraya, Can Ataklı geldi, konuklarımız oldu. Önümüzdeki dönemde de yeni misafirlerimiz olacak bugünle ilgili olarak. Peki, çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Birazdan Çınaraltı sohbetleri için hep birlikte Çınaraltı'na geçeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, görüşmek üzere Çınaraltı'nda. Lüleburgaz'a özel bisiklet taksi diye bir olayımız da var tabii sayın seyircilerimiz. Başkanımıza soracağız. Bakalım bu bisiklet taksi neymiş? Evet, iklim değişikliği önümüzdeki en büyük sorunlardan biri, en büyük felaketlerden birisi çevre felaketi olacak. Buna karşı muhakkak duyarlı olmamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde bu çok net bir şekilde belirtilmiş durumda. Biz de belediyeler olarak bu işin içerisinde mutlaka olmalıyız dedik. Lüleburgaz Belediyesi olarak 2016 yılını bisiklet yılı ilan ettik. Ve o yıldan beri kentimizde bisiklet kullanımını arttırmak ve karbon ayak izimizi azaltmak için mücadele ediyoruz. Bu projelerimiz içerisinde en önemlilerinden biri de bisiklet taksilerdi. Özellikle kentimizin yayalaştırma bölgelerinden başlamak üzere çeşitli bölgelerde vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlamak için bisiklet taksilerimiz var. Ve bu taksiler hiçbir şekilde karbon salınımı yapmadan kent içerisinde insanlarımızın, vatandaşlarımızın bir yerden bir yere ulaşımını sağlıyorlar. Bu Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir projemiz de oldu. Ve gurur duyuyoruz bununla ve bisikletin yaygınlaşması için hep beraber çalışıyoruz. Çünkü peki, çevre çok önemli, gelecek çok önemli. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum bize geleceğimizi düşündüğünüz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Belediye Meclis Binamız. Burası Mimar Sinan tarafından 1570 yılında yapılmış Sokullu Külliyesi'nin çifte hamamlar bölümü. 1575'te Selimiye Külliyesi yapılmıştı ama daha öncesinde Lüleburgaz'da Sokullu Külliyesi Mimar Sinan tarafından yapıldı. Külliyenin yanında bulunan bu çifte hamamlar, kadın ve erkek hamamı daha sonra yıkılmıştı. Kubbeleri yıkıldı ve harap bir haldeydi. Biz Lüleburgaz Belediyesi olarak tarihimize sahip çıkıp geleceğimize yürümek düşüncesindeyiz ve tarihe sahip çıkmak adına 450 yıllık bu binayı restore ettirdik ve Türkiye'de bir ilki yaptık. Biz belediye meclisi olarak halkın arasından geçip burada toplanıyoruz. Belediye binasının dışında Lüleburgaz halkının içerisinde toplanıyoruz ve buradaki toplantı düzenimizde de üstler altlar yok. Hepimiz eşit bir şekilde ortada toplanıp kararlarımızı alıyoruz. Bu kararları alırken en önemli şey bu. 1570 yılında yapılmış binalar ayakta duruyor ise, daha sonra yapılmış bazı eserler ortadan kalktıysa, biz de tarihi bir sorumluluğa sahibiz. Bu binanın altında kararlarımızı alırken onlara karşı sorumluluğumuzu bilip doğru kararlar alıp geleceğe her şeyi daha doğru şekilde taşımak zorundayız. Bunun bilinciyle hep beraber toplanıp demokratik bir şekilde Lüleburgaz'da meclisimizde bir araya geliyoruz. Şeffaf belediyecilik, evet. Bir kere seçim öncesi sözünü vermiştik. Hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden şeffaf, hesap verebilir, dürüst belediyecilik yapacağız demiştik. Ve seçimden hemen sonra Lüleburgaz Belediyesi meclis toplantılarını canlı olarak yayınlamaya başladı. Burada belediye meclis üyesi olmak da onur yani. Harika, gerçekten onur. Tarihi binada. Dediğim gibi, sayın vekilim, biz
divan olarak yukarıda değiliz. Belediye başkanı, meclis katipleri herkesle eşit hizada ve hepimiz birbirimizin yüzüne bakarak kararlar alıyoruz. Ve eşitlerin meclisi bu. Demokratik bir meclis böyle olması gerekiyor. Karşımızda eski belediye başkanlarımız var. 22 belediye başkanımızın fotoğrafı aslında orada. Hepsi yok. Birkaç tanesi eksik ama onlara karşı sorumluyuz. Tarihe karşı sorumluyuz ve doğru kararlar almamız gerekiyor. Geleceğe, halka karşı sorumluyuz. Onlar hepsi halkın temsilcileriydi. Ama birisi bizi daha takip ediyor burada. Başka biri daha. En önemli bizim sorumlu olduğumuz o mavi gözler bizi takip ediyor. Ve bizi takip ediyor. Doğru kararlar alın. Bu ülkeyi geleceğe, daha doğru geleceğe taşıyın. Çağdaş medeniyetler arasında en yukarıya çıkın. Özgürlüğünüzden, bağımsızlığından asla ödün vermeyin diyor. Ve biz onun için de bu seneyi Atatürk'ü anlama, anlatma ve gençlik yılı ilan ettik. Tam da daha önce de söylemiştim, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcının 100. yılında. Asker selamı. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, aramızda milletvekilimiz Sayın Dursun Çiçek katıldı. Evet. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir tesadüf oldu. Güzel oldu biz. Böyle kayıda girilmesi, kalıcı olması çok güzel. Yani bu tarihi binada başkanla karşılaşmak, bu dönemde kendisine bizzat başarılar dilemek ve sizinle de burada karşılaşmak benim için bir şereftir, onurdur. O şeref bana ait. Çok sağ olun. Sevgili Telebir TV izleyicilerimiz, bugün Lüleburgaz'dayız. Lüleburgaz halkına belediye başkanını sorduk ve onlardan cevaplar aldık. Sizi tanıyabilir miyiz? Sevil. Başkanımızın adını biliyor musunuz? Lüleburgaz Belediye Başkanı. Murat Gerenli. Peki memnun musunuz? Doktor, memnunuz. Doktorken tanışıklığınız var mı? Evet, kendisine de gitmiştim, hastaydım. Dermanda görev yapıyordu. O zaman kendisine muayene olmuştum. Hastalığım dönemimde de memnundum. Sonrasında belediye başkanlığımıza zaten biz seçtik, yani bizim oylarımızla, severek, isteyerek. Sonuna kadar CHP diyorum. Buradaki de tüm Türkiye'deki bütün CHP belediyelerini destekliyoruz. İstanbul'la ilgili? Aynen. Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de Tunç Soyer. Hepsini takip ediyorum, hepsini de destekliyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Murat Gerenli kimdir? Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediye Başkanı, seçilmiş en son. Ben onun çocukluğunu bilirim. Babası arkadaşımdır. Öyle mi? Dedesini bilirim, bırak daha ötesine gitme. Babasının babasını bilirim. Peki memnun musunuz? Çok memnunuz. Daha da memnun olacağız gelecekte. Daha yeni, dur bakalım. Her şey iki günde, üç günde olmuyor ki. Bugün Trakya'nın güzel ilçesi Lüleburgaz'dan sizlere sesleniyoruz.
Dilekurgazlılar, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Aslında bu gidişle sevgili hemşirelerini falan demeye başlayacağım. Öyle görünüyor yani. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Konuğum, söylememem gerekiyor. Yok, hepiniz gayet yakından tanıyorsunuz. 26. Genelkurmay Başkanımız Sayın İlker Başbuğ. Hoş geldiniz. Bu yılın teması olduğu üzere başlığımız Atatürk'ü anlamak, anlatmak ve gençlik. Şimdi bu akşam Dilekurgaz'da gerçekten ben şu anda biraz şaşkınım. Bu şekilde bir topluluğa ilk defa belki karşı karşıya geliyorum. Ben çok daha farklı bir şartlar altında bu toplantının olacağını zannediyordum. Ama ya mükemmel bir atmosfer. Yani çok güzel. Yani çok samimi. Yani bilemiyorum, hava da yani muhteşem, sanki bir yaz gününden veya sonbahar artık işte. Yani hava çok güzel, sizler çok güzelsiniz. Dolayısıyla gerçekten beni bu faaliyet kapsamında davet ettikleri için tabii başta Sayın Belediye Başkanımıza ve Ümit Zilili arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir süreyi, zamanı bize yaşatma imkanı verdikleri için. Şimdi tabii öyle bir Sayın Zilili öyle bir konudan girdi ki benim tam böyle hani askerlikte deriz ya ateş edersiniz tam 12'den vurursunuz. Tam 12'den vuran bir sual. Evet. Şimdi şöyle size anlatayım. Ben askeri üniformaya 57'de girdim. 1957 yılında üniforma giymeye başladım. Kuleli Asker Lisesi. 57. İşte 62 mezuniyet. Subay oluşumuz daha doğrusu. Ve 2010 Ağustos'unda emekli oldum. Yani üniformayı 53 yıl taşımışım. Bu üniformayı. Tabii bu üniforma bizim için çok değerli. Yani onun değerini burada sözlerle anlatmak, ifade etmek mümkün değil. İşte askeri lise öğrenciliği dahil 53 yıl o üniformayı taşımak. Bir noktada hep biz şöyle söyleriz. Askerlik meslek midir? Bana göre değil. Ama tabii daha derinliğine girerseniz bir profesyonel meslektir. Belki dünyadaki subaylar, astsubaylar için böyle diyebiliriz ama bizim Türk askeri, özellikle Türk subayı, Türk astsubayı için pek askerlik meslek değildir. Biz yaşam tarzı olarak kabul ederiz. Yaşamdır. Öyle bir yaşam ki üniformayı giydiğiniz anda başlıyor. Ama üniformadan çıkarttığınız anda bitmiyor. Mezara kadar devam ediyor. Yani öyle bir olaydır yani. Askerliği öyle anlamamız lazım. Tabii bulunduğunuz yerler, daha evvel yapmış olduğunuz görevler bazen size daha çok sorumluluklar yüklüyor. Şimdi evet, ben 2010'da emekli oldum, 9 yıl geçti. Genelkurmay Başkanlığı'ndan emekli olduk. Ama hala tabii ordu denince yüreğimiz atıyor. Silahlı kuvvetlerimiz deyince yüreğimiz atıyor. Yani bu bağımız ve bağdan da önemli. Sorumluluğumuz ancak mezara gittiğimiz gün biter. Olaylara da böyle bakılmasında belki yarar var. Nereden geldim? 2010'da emekli oldum. Yani biraz kitap okumayı işte severim. Hatta bazen sordukları zaman yurt dışından da dahil. Efendim hediye falan ne? Ya kitap. Kitap getirin.
kitaptan güzel hediye olamaz. Derken 2010'du yanılmıyorsam veya 2009 falan da olabilir. Amerika'daki bir Türk profesör, şimdi ismini hatırlamayacağım, bana bir kitap getirdi. Kitabın ismi, İngilizce söyleyeceğim ama sonra Türkçesini söyleyeceğim. The King of Mountain. Dağların Kralı. Bir getirdi. Kitap İngilizce. Kalın da bir kitap. Biraz evvel sevgili Zilin'in söylediği gibi bir sosyolog profesör tarafından Amerika'da yazılmış. Ve 20. yüzyılın liderlerini incelemiş. Ben kitabı, tabii konuyla da ilgili biraz da meraklı da olduğum için kitabı aldım, hemen okumaya başladım, incelemeye başladım. Ve sonuçta ki biraz evvel de ifade edildiği gibi 20. yüzyılın liderlerini inceliyor ama tabii herkes aslında biyografik tam olmadığı için neticede 377 lider üzerine esas kitap, bilimsel bir kitap bir kere inceleniyor. 18 yıl sürmüşler. Evet, 18 yıl sürüyor. Fakat sonuç ne? Sonuç, evet, Atatürk 31 puan alıyor ve en liderlerin tepesinde çıkıyor. 20. yüzyıl yalnız. Şimdi sonuç çok güzel de, yani bana çarpıcı gelen nokta şu oldu. Kitabı okuduğunuz zaman Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bölümler çok az. Yani şunu söyleyeyim, mesela Roosevelt'le ilgili, çünkü bütün hayatını inceliyor, her bölümlerini inceliyor. Roosevelt'le, Franklin Roosevelt, Amerikan Cumhurbaşkanı, gittiği işte Mao ile beraber. Örneğin kitapta inanın 50 sayfa yer alıyorsa, Mustafa Kemal Atatürk 5 sayfa, 6 sayfa. Ha, bu bana bir şey verdi. Bu konu, yani bu soruyu sakın zannetmeyin ki koordine ettik de filan değil. Bakın tamamen konuyu Ümitçiyim aşkı. Ya ben diyorum ki kendi kendime, ya Mustafa Kemal Atatürk hem birinci çıkıyor fakat onunla ilgili bilgiler çok eksik. Ve bazı bilgilerde açık söylemek gerekirse biraz da iyi de değil. Nedeni ne? Nedeni ne? Ben size soruyorum. Buradan birisi söylesin bana. Nedeni ne sizce? Mazlum milletlerin ışığı olmak. Neyse. Nedeni şu. Ya biz Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili düzgün kitap yazamamışız. Ve bu kitapları da İngilizce'ye çevirip yurt dışına gönderememişiz. Dolayısıyla yurt dışında herhangi bir ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ü inceleyen adam kimin kitabına bakacak? İşte Lord Kinross, ki düzgün bir kitap, tamam. Armstrong. Ama Armstrong'a bakacak. Berbat bir kitap. Berbat bir kitap. Ve bölümlerin büyük bir kısmı oradan alınıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, yani biraz belki daldan dala gideceğiz ama gideceğiz yani, öyle daha iyi. Armstrong'un kitabı Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığı esnasında gelecek. Ya burayı iyi dinleyin. Kendisine diyecekler ki efendim bu kitabı Türkiye'ye sokmayalım ve tercüme etmeyelim. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor biliyor musunuz? Tercüme edin, yayınlayın diyor o kitabı. Çünkü o kadar güveniyor ki. Ve birisine görev verecek. Diyecek ki sen bu kitapta yazılan yanlış tezleri açıklayacak tarzda bir ayrı bir çalışmaya. Ya şimdi inanabiliyor musunuz? Yani Armstrong'un kitabı hakikaten İngiliz subaydır işte vesaire. Biraz da maksatlı yazılmıştır, amaçlıdır. Bazı bölümleri pek hoş değil. Ama o kadar büyük bir insan ki o kitabın Türkiye'ye sokulup yayınlanmasını, Türkçe yayınlanmasını bile engellemiyor. Güveniyor çünkü. Güveniyor, yani çekineceği bir nokta yok. Bu noktadan hareket edince ben de düşündüm, taşındım. Dedim ki, ya ben bir kitap yazmalıyım o zaman. Yani bu olayı biraz daha giren
Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir kitap yazmalıyım ve mücadele etmeliyim bu kitabı İngilizceye çevirtirerek yurt dışına göndermeliyim. Yani dağıtımını veya yayınlanmasını sağlamalıyım ki yurt dışında herhangi birisi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir şey yaptığı zaman elinde İngilizce kitap olsun. Ve bu düşüncelerle ben bu kitapları yazmaya başladım. Yani bu kitapları benim yazmama neden olan aslında Arnold Ludwig'in yazmış olduğu kitaptır. Yani bu belki de bunu ilk defa burada bahsediyor. Ve zaten dikkat ederseniz başlık da 20. yüzyılın en büyük lideridir. Yani buradan alıntı yapmışımdır. Bir Mustafa Kemal 81-23, sonra da Cumhurbaşkanlığı dönemi 23-38 ve kitabın 305. sayfadan sonra bölümü de bu Arnold Ludwig'in yazmış olduğu kitaptaki değerlendirmelerle ilgili. Şimdi ben bu kitabı, yani elimde tuttuğum bu kitabı 2011 yılında yazmaya başladım. 2011. Daha önce bu kitaptan evvel ilk kitabı 2010'da hemen hemen yazdık. 2011'in başında çıkmıştı. Terör örgütlerinin sonu ilk kitabımdı. Çünkü bazıları dün akşam da aynı şeyi söylediler. Dediler ki efendim işte o konuları çok açmak istemiyorum ama şimdi biraz bağlantılı olduğu için değineceğiz bir noktada. Ya iyi ki Silivri'ye girdiniz. Aa ne biçim bir laf. Niye? Bak kitap yazdınız, kitaplarla ilgilenmeye başladık. Ya dedim ki bir kere yanlış biliyorsunuz, benim ilk kitabım Silivri'ye efendim girmeden evvel yazdım, terör örgütlerinin sonu. Fakat tam 2011'in herhalde ortalarında filan ben bu 20. yüzyılın en büyük lideri Mustafa Kemal kitabını yazmaya başladım. İşte belirli bir mesafe alarak gidiyoruz. Çok samimi olarak söylüyorum, bir akşam Aralık ayı, yani 2011'in Aralık ayı, ben bu kitapla ilgili çalışıyorum, bir bölümlere gelmiş, okuyorum, yazıyorum. Bir haber geldi, efendim sizi acele, Fenerbahçe lojmanlarındayız, sizi acele birisi bekliyor aşağıda, gelmiş falan, Allah Allah. 2011 Aralık, gittim aşağıya, indim, bir arkadaşım, ismini söylemeyeyim, asker, Ankara'dan gelmiş. Bana dedi ki, komutanım evet, siz dedi, işte bir hafta, 10 gün içinde tutuklanacaksınız. Allah Allah. Neye dayanıyorsun? İşte, şu kaynaktan böyle bir bilgi geldi. O kaynak da oldukça güvenilir bir kaynak. Zaten o arada da bekliyoruz böyle bir şey. Yani açık bunu başka yerlerde de söyledim. O anda da yani benim emir komutanımda çalışan işte birisi de karşımda Dursun Çiçek, albay Dursun Çiçek. İçeri girmiş hepsi. Tutuklular onlar 2011'in herhalde ortalarında Haziran falan diye yanılmıyorsam tutuklamalar başladı. Dolayısıyla emrimizde çalışan personel bir kısmı ile içeride Silivri'deyken ya biz dışarıda zaten var mıyız yok muyuz? Yani böyle vücudumuzu ikiye kesin. Yarısı diyor ki sen de git Silivri'ye gir. Tabii yarısı da aile durumları işte çoğu geride kalanlar ne olacak acaba mı diyorsunuz ama açık samimi söylemek gerekirse %51 yani girsek biz de iyi olur diye düşünüyorum. Öyle bir düşüncelerdeyiz derken. Zaten sizin hakkınızda tezgiratlar da başlamıştı. Derken, tabii. Derken Ocak başına geldik. Ocak ayı. İşte 5 Ocak, 6 Ocak'ta biz tutuklandık. Beşiktaş'taki o adliyeden çıktık. Bana hep sordular sonra dediler ki ya herhalde Beşiktaş'taki o adliyeden çıktıktan sonra
sizde binlerce kişi orada vardı. Yok ya dedim, ne binlerce, işte belki 100 bilemediniz, 200 kişi vardı. Böyle bir tablo bekliyor muydunuz? Bekliyordum dedi. Yani bunu aksine düşünmek için biraz tarihten bilginiz olmaması lazım. Yani tarihi geçmişe bir bakarsanız, örneğin 1876 Anayasası'nı hazırlayan Mithat Paşa, değil mi? Anayasayı hazırlayacak, tabii bir anayasa hazırlamış, o kadar sevilen bir insan elbette. Sonra biliyorsunuz sürgüne gidecek. Sürgüne giderken de yanılmıyorsam Sirkeci'den bir vapurla gidecek. Hep son güne kadar şunu düşünüyor. Evet diyor, ben Sirkeci'den gideceğim ama ya ben bu ülkeye meşrutiyeti getirmişim, anayasayı hazırlamışım. Şimdi o Galata'da o kadar insan toplanır ki. Padişah da ondan korkuyor hatta. İkinci Abdülhamit de bu kalabalığı şeyi gördüğü an beni göndermekten vazgeçer diye düşünüyor. Ama bizim böyle yani. Ne yapalım işte, böyleyiz yani. Orada bir görecek Kalakalı'da 100 yine 200-300 kişi. Onlar da korkularından bakamıyorlar bile. Efendim? Onlar da korkularından neredeyse bakamıyorlar bile yani. Evet. Yani tabii buna daha çok örnekler anlatmak lazım. Zamanınızı bu konuyla almayalım. Şimdi efendim işte Silivri'den çıktık, bana dediler ki, ha ben ilk önce şunu söyledim, ben dedim direkt Silivri'ye gideceğim. Bir arada bir yer vardı, Metris prensiden direkt götürüyorum. Kafam, ya ben o arada hem onu düşünüyorum ama hep kafam burada aslında. Yani o an tam, yani Mustafa Kemal Atatürk'le kalkıyorum, Mustafa Kemal Atatürk'le yatıyorum. Yani çünkü kitabın da tam yazma içerisindeyim. Bir taraftan da diyorum ki orada daha rahat çalışacağız, yani daha sakin, daha rahat da çalışırım diye böyle kendimi teselli ediyorum vesaire, ama kafam burada. Uzak mıyım? İşte Beşnoğlu cezaevi geldik. Saat 1-1.30. Karşıladılar bizi. İşte cezaevi müdürü, bütün o personel vesaire bir odaya aldılar filan. Şimdi ben anlattığım gibi hep kafam Mustafa Kemal Atatürk'le doluyum, hakikaten doluyum. Yani kimle mevzu açsa ben Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyorum o günlerde. Şimdi Mustafa Kemal Samsun'a gitmeden evvel, işte 19 Mayıs'ta biliyorsunuz Samsun, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılacak. İstanbul'dan ayrılmadan evvel çok yakın arkadaşı Fethi Bey ve eski İttihat terakkici olduğu için bunlar hepsi tutuklanmıştır. Bekir Ağa koğuşundadırlar. Daha önce bir kere daha ziyaretlerine gider. Fakat sonra der ki, ya gitmeden evvel bir kere daha gideyim. Fakat o arada da biraz da endişe, kendi hatırasıdır bu, hatıratından anlatıyorum. Yani birinci el. Çünkü diyor, ziyaret etmeden ayrılırsam olmaz. Fakat bir de endişesi var. Yani Bekir Ağa bölümünü ziyarete gidip de orada kalma endişesi var. Yani biraz tereddüt ediyor. Çünkü o anda bir emir subayı var, bir arabası var, başka hiçbir şey de yok. Hatta aleyhine bazı şeyler de var. Fakat sonra diyor ki emir subayına, hazırlan diyor, gideceğiz diyor. Ve üniformama giydim diyor. Üniformasını giydi, emir subayını almış, Bekir Ağa bölüğüne, işte Bekir Ağa bölüğü dediğimizde yanılmıyorsam şimdi İstanbul Üniversitesi'nin olduğu oralarda bir yerde. Arabadan iniyor, sivil kıyafetli, uzun boylu birisi karşılıyor. İşte kendisini takdim ediyor, ben diyor Bekir Ağa bölüğünün müdürüyüm. Allah Allah, bakıyor yüzü, ya bu, ben bunu bir yerden tanıyorum yani, ama hep düşünüyor, nereden tanıyorum, nereden tanıyorum.
bir ara fırsat bulunca yavere soruyor. Ya bu kim diyor? Efendim diyor. Bu diyor, siz ikinci ordu komutanıyken kolordu komutanı silahlı askeriyeden uzaklaştırılması için, yani bir nevi atılma filan da diyebilirsiniz, teklif edip sizin de onay verdiğiniz albay diyor. Yani silah ordudan atılan bir albay. Şimdi iyice iş karışıyor. Yani oradan atılan bir albay şimdi karşısına şey olarak geldi. Müdür olarak çıktı Bekir abi. Bölünün müdürü. Allah Allah diyor. Tedirgin. Giriyorlar. Sonra ziyaret ediyorlar. Ziyaret ettikten sonra burası çok önemli. Ben bunu ilk anlatırken gözlerim yaşarıyordu. İnanın yaşarıyordu. Şimdi çok anlattığım için artık alıştım buraya. Tam ayrılırken o müdür, uzun boylu da birisi, esas duruşa geçiyor ve çok güzel bir selam veriyor. Bakın söylediği şu: paşam, Anadolu'ya geçiyorsunuz. Ne zaman emrederseniz ben dahi buradan kimleri de benim yanımda gelmemi emrediyorsunuz, hepsini alıp Anadolu'ya getirmeye hazırım diyor. İşte ben bunu o anı böyle söylediğim zaman çok duygulanıyordum açıkçası. Evet, birkaç tane soru. Önce bir hanımefendiyle başlayalım. Orada ben görüyorum hanımefendiyi. Evet. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Söyleşinizin bir bölümünde dediniz ki Mustafa Kemal Atatürk öyle güzel bir insandı ki bütün mal varlığını Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halkına bırakarak üzerindeki bütün bu yükten kurtulduğunu söyledi. Peki biz böyle güzel bir kurucudan ve böyle güzel bir devletten şu anda ülkemizi parsel parsel özelleştirerek oh diyen bir millet haline nasıl dönüştük? Yani tabii anlayamamaktan ötürü. Yani bir kere söyleyeceğimiz ilk cevap, eğitim öğretim sisteminin zafiyeti ortaya çıkıyor. Yani eğitim ve öğretim sisteminin maalesef, yani her şeyin temelinde eğitim ve öğretim sistemini hatırlayacaksınız. Yani eğitim ve öğretim sistemi çok önemli. Tabii nasıl bir eğitim sistemi olması lazım, o da ayrı bir konu, şimdi detayına giremeyiz. Çünkü bir çocuk ilk önce eğitim ve öğretimi ailede alıyor. Bu önemli. Onun için ya Mustafa Kemal Atatürk niye kadınlara bu kadar öncelik verdi? Niye? Yeni nesiller yetiştirdiğimiz için. Çünkü çocuğun ilk yetiştirmesi kadındır, annedir. Babanın rolü düşüktür. Yani ben de babayım. Ama yani bugün bakın çocuğu anne yetiştirir. Yani annenin elindedir. Anne ne kadar iyiyse demek ki çocuğun ilk yetişiminde bu çok çok önemli. Tabii buradan sonra okul. Okullar çok önemli. Sistem çok önemli. Çevre çok önemli. Anlayışlar çok önemli. Şimdi anlayışlar çok önemli. Biraz evvel Şam'daki örnekten hareket ettik. Dedi ki aman dedi hırslı olmayın vesaire olmayın. Şimdi siz gençsin. Kaç yaşındasın? 40. Buradan biz daha 20 falan zannediyoruz. Sizi daha çok sevdim. Şimdi hemen aldınız. Ya biz sizlerin yaşındayken veya sizlerden daha şeyken, gençken böyle duyardık aile arasında filan. İşte bir kız var, yakınımız, akrabamız filan, birisi talip olmuş. Ne yapılırdı? Aile incelerdi. Ya bu kimdir? Neyin nesidir? Nereden gelmiştir? Vesaire vesaire. Şimdi bir yerde, geçenlerde birkaç sene evvel birisi dedi ki, şimdi öyle bir noktaya geldik ki adam dedi, böyle göğsünü aça aça, ya benim kıza birisi talip oldu. Evet. İşte adamın beş apartmanı,
8 tane ya. Bilmem nesi var. Ne iyi damat buldu. Adam şunu sormuyor dedi. Hiç sorma ihtiyacı duymuyor. Bu damat tabii yasal yoldan da olabilir elbette. Yani herkes kötüleyecek değiliz. Ama biz genel anlamda söylüyoruz. Ya şunu sorma ihtiyacı duymuyor diyor. Yani bu tamam da kardeşim bu bunu hakikaten nereden nasıl yani? İşte bu düşünce yapısı, bu sorgulama noktası kaybolursa, insanların gözü hırs bürürse, hırs şey yapar ise maalesef şey yapamıyoruz. Atatürk bakın 8 nolu not defterine ne demiş? Bu da bu soruyla bağlantılı olduğu için. Bir milletin felaket içinde olması, bir milletin felaket içinde olması, bir devletin yok olma tehlikesi, toplumsal ve ahlaki hastalık sonucunda. Bu kadar basit. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Devam ediyor. Devam ediyor. Pardon. Devam ediyor. Peki. Bak devam ediyor. 8-10 not defteri. Tedavi hastalığı koymuş. Diyor ki hastalık bu. Ahlaki çöküş. Toplumsal. Tedavi şeyinde bir çocuğu. Tedavi ancak ilmi, fenli bir surette olursa hastayı şifa verirsiniz. İlaç eğitim. İnşallah. Geç değil, hiçbir şey geç değil. Hiçbir şey geç değil. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Bir dakika bir tane. Şey gelsin. Merhabalar, herkese iyi akşamlar öncelikle. Siz de konuşmanızda defalarca şunu söylediniz. Atatürk kadınlara çok değer vermiştir, gençlerimize çok değer vermiştir dediniz. Ve ben size soruyorum, sizce Atatürk'ün kadınlar ve gençler için yaptıkları hedefine ulaştı mı? Yani şöyle bu soruyu ben size sorayım, siz cevap daha iyi cevap verin. Bence hedefine ulaştı ama bunu sadece hedefe ulaşmak değil, bunu ileriye götürmek de önemlidir. Yani bizler bunları yaşıyorsak yarınların da bunu yaşaması önemli olan. Zaten Atatürk'ün özellikle gençler için söylediği benim bütün ümidim gençliktedir sözü de bundan ibarettir. Yani bunları biz yarınlarımıza ne kadar aktarırsak o kadar hedefe ulaşmış olacağız diye düşünüyorum. Ben de aynen katılıyorum. Şimdi şöyle sizin düşüncenizi şöyle tamamlayayım. Ya ben ne yapıyorum bu dönemde? Böyle bir gruba ilk defa gidiyorum açık söyleyeyim. O da sevgili Ümit davet ettiği için yani. Ben ne yapıyorum? Üniversitelere gidiyorum. Bugün Perşembe. Salı günü, pardon pazartesi günü Kırıkkale üniversitesinde olacağım. Sonra devam ediyorum. Üniversitelere gidiyorum. Kitap fuarlarına gidiyoruz. Üniversitelerde gençlerle beraber. Kitap fuarlarında insanlarla beraber. Pazar günü de Ankara'da kitap fuarında olacağız. Şimdi ben bunu diğer zamanlarda da ifade ettim. Ben gelecek hakkında hiçbir zaman karamsar değilim. Karamsar değilim. Diğer zaten Mustafa Kemal'in izinden, yani Mustafa Kemal'in askerleri izlemekle bitmiyor iş. Yani Mustafa'yı bahsediyor. Tamam mı kardeşim? Ne yapıyorsun ya? Bir de onu da bir şey söyle bana. Değil mi? Güzel, ona da yani karşı değilim. Elbette söylesin insanlar. O da kendini. Ama bir şey de yapmak. Şimdi hiçbir zaman ümitsiz değilim. Çünkü Mustafa Kemal yine diyor ki hayat mücadeledir. Ya mücadele edeceksiniz. Ve başarı işte zaten bizim sıkıntımız o. Her şey halka mücadelesiz verildiği için bazı kazandığınız değerleri önemli demek anlamıyorsunuz. Ben üniversitelere gidiyorum, dışarıya gidiyorum, işte her yere geziyoruz filan. Ya çok ilginç, samimi olarak söyleyeceğim. Gerek üniversitelerde, gerek
Erzurum'da da aynı şeyi yaşadım. Konya'da da, işte İstanbul'da, her ne, dünyanın neresinde? Dünya demiyorum, Türkiye'de. Bazen dünyada da oluyor da filan. Hemen geliyorlar. Gelenler, 10 kişi geliyorsa, samimi söylüyorum, 8'i kız. Bravo. Gelmez. 8'i kız. 2 tane, 3 tane erkek. Kızlar geliyor. Hepsi böyle pırıl pırıl. Soru soruyorlar, resim çekiyorlar filan. Ya elbette Türkiye Cumhuriyeti olarak her dönemde sorunlarımız olmuş, ağır sorunlarımız var. Var, doğru. Ama bence kesinlikle geleceğe karamsarlığa gerek yoksa o zaman Mustafa Kemal'in askeriyiz falan da havada kalırız. Mücadele edeceksiniz, bir şeyler yapacaksınız. Yasalar, kanunlar, size verdiği imkanlar, herkesin imkanı kısıtlı. Türkiye elbette Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine bir gün çıkacak. Bundan şüphe etmiyorum. Ama ne zaman çıkacak? Bilmiyorum. Ama şuna inanıyorum. Yani Türkiye çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkacak, çıkacağına yürekten inanıyorum. Ve Türkiye'yi bu seviyeye çıkartanlar kadınlar olacak. Bravo. Buyurun efendim, size bir dakika. Onun her yerde kadınlarımız çoğalması lazım. Her yerde. Son var. Son. Efendim, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ben de çok şey çıkardım. O yüzden ayrıca üniversiteli olarak da size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var. Evet, gerçekten bugün bu akşam Lüleburgaz'da sizlerle 2 saat beraber olduk. Bu böyle bir toplantı ben de beklemiyordum. Gerçekten çok mutlu oldum. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım sizlere faydalı bazı bilgiler aktarabildik. Sağ olun, var olun. Trakya'nın güzel ilçesi Lüleburgaz'daydık bu hafta. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Atatürk'ün Türkiye'sinde kalın.